Şimdi hocam daha da hız, e, hızlı hızlı gideceğiz inşallah ama bunu iletmem lazım. Çünkü e, yanlış, değerli seyircilerimizi yanlış taraflara yönlendiren bir takım sahtekarlar var. Bahattin Bey de bunu soruyor. Selamun Aleyküm demiş, Aleyküm Selam. Hocam ekranlarda sizin isminizi vererek icat ettikleri, sağlıklı olup olmadığı tartışılan ilançla, ilaçlara referans oluşturuyorlar bu gibi ilaç satışı yapan kişilere karşı yardımcı olduğunuz vaka mıdır diye sormuş Bahattin Bey. Tam tersi. Yani daha daha bu haftayı içerisinde iki tanesini savcılığa verdik. Bakın 50'nin üstünde şikayetimiz var savcılıklara. Görüntümü alıyor seninle olan görüntümü. Eski programları Hüseyin. Part orada maydanoz, limon, işte e, ne maydanoz, limon, sarımsak diyor. Saracı ya benim. Orada da diyorum bak işte bu kürü kullan diyorum. Orada hazırladığımız kürü göstereyim. Adam orada kendi yok panaks diyor, ginseng diyor. Hiçbir alakam yok ya. Bunlarda Allah korkusu da kalmadı. Ve işin garibi yani... Kişi tıp profesörü, onu kandırıyorlar. O da güveniyor, Aa, hocam diye. diyor. Çok detaylı incelemiyor, anlıyor musun? Hemen sipariş veriyor, kutuyu açınca ne benim ismim yazılı üstünde, yoksa Prof. Saracoğlu diye benim ismim yazılı olması lazım. Hiç alakası yok. Bir de değerli... Hocam iz... sizin hapınız, kapsülünüz bir şeyiniz Asla var mı? Asla kapsülüm, tabletim yok böyle bir şey. Bir ikincisi... Ben hayatımda televizyona çıkıp ürün tanıtmadım veya böyle bir şey Hiç. yapmadım. Asla. Yani Hocam yani... Fuat Kozluk, TRT haber gece her akşam hafta içi her hafta her gece 23'te e, e, haberlerini sürüyor TRT haber en son onu kullanmışlar. O da <laughs> açıklaması vardı. Haber spikerleri de kullanılıyor. Yani yeter ki sağlıkla ilgili bir şeyden bahsetmiş olsun, bir haber veriyor mesela. Alıyorlar görüntüsünü koyuyorlar, altına da o hapı koyuyorlar ve ne yazık ki çok yakın tanıdığımız kişiler bile hocanın diyor işte hapını ya diyorum ne hapını aldın nereden alakası aldın alakası yok alakası yani yok ismimin, uzak durunuz lütfen İsmimin yazılı olduğu yerler var tamam orada muhatap benim ama sen böyle televizyonlara çık ya bunlar da işte Allah korkusu da yok. Hiç kork Yanılmıyorum değil mi? Fuat, e, Fuat Kozluklu'yu da <laughs> Sonunu kullandılar. TRT Haber'de gece 23'te haber bülteni yani günün toparlayan güzel bir haber bülteni var. Ne alaka yani şimdi? Onu alıyorsun, görüntüsünü koyuyorsun. Oradan nereye varıyorsun? Yani lütfen değerli seyircilerimiz bunlara itibar etmeyiniz asla ve asla lütfen almayınız. Lütfen söyleyin ya. ya. hocam bunlardan bir tanesini alsak da keşke analiz mi etsek? Ne kadar ne içinde ne varmış? Tebeşir tozu falan herhalde yani ne olabilir ki? Sarımsak limonu sen nasıl sık onun içine? Ya. Ben doğal halini kullanacaksınız diyor. O kadar. Damar sertliğine karşı işte kolesterol ve trigliseritiniz yüksekse maydanoz, limon, sarımsak mübarek bunu evinde hazırlayacaksın diyorum ya. Kızımız orada hazırlıyor işte diyorum. Bak kör bu. O da adam bambaşka, bambaşka. ya. Yani bizimle hiç alakası olmayan. TRT Diyanet'te yaptığımız Orada o da, programları seninle. Daha öncesinde o, de. Neler neler, neler. Allah ee, ıslah etsin neyse, Fu Fuat Kozuk'un da kulağını çınlatmış olduk. O da artık bültenlerinde bu konuya herhalde bir miktar e, Sorun çünkü değer verir. Evet halk sağlık, sağlık için çok önemli.